Evet arkadaşlar, birinci devremizde kesik çalıştırma devresini yapmıştık. İkinci devremiz 3 fazlı asenkron motorun sürekli çalıştırılması devresi. Yani birinci devreden tek farkı bir tane mühürleme yapılması. O yüzden birinci devreyi tekrar söküp baştan yapmaya gerek duymadık. Yani birinci devrenin devamında yapılacak bir uygulama. Ne yapıyoruz? Bir tane K1 kontağının, şöyle göstereyim. K1 kontağının bir tane açık kontağını, herhangi bir açık kontağını paralel yapacağız. Neyle? Kullandığımız start butonuyla. Ama onun öncesinde de bir tane stopumuz var. Yani orada bir start stop değişikliği yapacağız. Yani startın önüne bir stop koyacağız. Sonra starta bir paralel çekeceğiz. Evet, yapalım. Şekilde. Evet, yapmadan önce enerjilerimizi kapattık. Tekrar kanal kapaklarımızı çıkartalım. Şunları sol tarafa da çıkartalım. Şu kısmı da çıkartalım. Şunu da birazcık yukarı itmemiz bize yeterli. Evet, sürekli çalışmada aşırı akım rölesinden sonra acil stop butonuna gittik. Sonra stop'a gidiyor. Biz start'a gittik. Orada bir değişiklik yapacağız sadece. Onu sökelim. Stop'a gidelim. Çünkü motorumuz sürekli çalışırken onu durduracak bir adet stop butonuna ihtiyaç var. O stop butonu da yukarıdaki olacak. Stop butonumuzun girişini yaptık. Şuradan da görüyorsunuz, stop butonumuzun çıkışı az önce kullandığımız startın girişine gidecek. O yüzden araya bir tane kablo çekeceğim. Kablomuzun kısa olması bizim için yeterli. Evet, stopumuzun vidasını gevşettim. Kablomuzu taktım. Vidayı sıktım. Kablomuz biraz kısa kaldı. Bir daha yapacağım. Evet, stopun çıkışından kablomuzu aldım, kanala girdim. Kanaldan tekrar az önce çıkarttığım startın girişine kablomuzu taktım. Yani startla stopu birbirine seri bağladım aslında. Yaptığım uygulama bu. Şöyle anlatayım. Acil stop butonuna aşırı akım rölesinden geldik. Acil stop butonundan çıktık. Şurada görüyorsunuz. Acil stoptan stopa, stopun çıkışından starta, startın çıkışından K1 kontaktörünün A1 ucuna. Yaptığımız değişiklik bu. Sonra az önce anlattığımız mühürleme uygulamasını şu an ekleyeceğiz. Onda da ne yapacağız? Startın her iki ucundan iki tane kabloyu takacağız ve K1'in herhangi bir açık kontağına giriş yapacağız. Bağlayalım. Uzun kablomuz hangisi? Şu. Evet, K1'imizin açık kontağı şu arka tarafta. Şurada oraya bağladım. NO yazıyor, görüyorsunuz. Evet, gayet sık oldu. Bunu da kanala girdim. Kanaldan geliyorum. Kanaldan sol yaptım ve
startın diğer giriş ucuna. Şimdi startın girişiyle şöyle göstereyim. Startın girişiyle açık kontağın girişini birbirine ek alıyoruz. Benim yaptığım bu. Şöyle göstereyim. Startın girişinden açık kontağın girişine ben bir kablo ek aldım. Tekrar bağladığımız şeyi az önceki gibi sökeyim. Evet, tekrar sıktım, deniyorum. Şöyle kablo çıkmıyor. Gayet güzel. Şimdi geldik çıkışını birleştirmeye. Yani startın çıkış kablosundan az önce kullandığım kontağın çıkışını birleştireceğim. Kablomuzu aldık. Startın çıkışından gevşettim. Diğer kablomu da taktım. Sıktım ve gayet sağlam. Hemen kanala girdim. Buradan diğer kanala giriş yaptım. Ve az önce kullandığım kontak buydu. Şöyle göstereyim. Bunun çıkış kontağı hemen aynı yükseklikte şu. NEO yazıyor. Zaten görüyorsunuzdur inşallah. Onu gevşettim ve sıktım. Sağlam oldu. Ve kanala girdim. Evet, yaptığımız mühürleme de bitti. Kapakları kapatalım. Kabloların uzunluklarına her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer uzunluğa dikkat etmezsek kapaklar kapanmaz. Ve çok gergin olur. İşi bir daha yapmak zorunda kalırız. Şuraya da takalım. Şu kapağı da taktık. Evet, burada ekstra kablolar geldiği için bu spreli bozup bir daha takacağız. Kablo spiralleri panolarda, kapaklardan ve panolara geçen kablolar arasında ki kabloları tutmaya yarıyor. Bir arada tutmaya yarıyor. Yoksa kablolarımız çok dağınık olur. Spiralden başka kullanılan aparatlar da var. Ama spirali çok kullanışlı. Evet, spiralimizi de sardık. Ve uygulamamız bitti. Panomuzu şu şekilde gösterelim. Evet, şimdi artık enerji verebiliriz. Enerjimizi yukarıda açtık. Buradan da verdik. Panomuzu da kapatalım. Evet, şimdi devremiz sürekli çalışacak. Yani start butonuna bastığım zaman mühürlemeden dolayı şöyle göstereyim. Akımımız starta kadar gelecek. Starta bastığım anda startın üstünden geçen akım K1 kontaktörünü enerjilendirecek. K1 kontaktörü enerjilendiği an starta paralel K1 kontağı kapanacak. Ve akım artık bu mühürleme üzerinden devresini tamamladığı için motorumuzun hep enerjisi sürekli gelecek. Biz buna sürekli çalışma diyoruz. Şurada da zaten K1 kontaktörünün açık kontaktörü var. K1 çalışınca bunlar buradaki kontaktörümüz de kapanacak. Evet, deneyelim. Dediğimiz gibi olacak mı? Evet, görüyorsunuz. Sürekli çalışma devresi. Evet, buraya gelelim. Ölçümüze bakalım. Akımımıza. Evet, voltajlarımız 230 volt. Ölçümler. Evet, her bir hattan geçen akımda 0.70 amper. Aşağıda da sinyal lambamız, motorumuz döndüğü için yeşil sinyal lambasına döndü. Acil stop butonuna bastım.
ve motorumuz durdu. Bütün panomuzun enerjisi kesildi. Tekrar starta bastığında enerji gelmiyor. Ne yapmam lazım? Tekrar acil stop butonunu aktif ettim ve bastığım zaman tekrar motorumuz çalıştı. Evet, ikinci devremiz buraya kadardı. Sürekli çalışma devremizde bitirdik. Görüşmek üzere.